Mindful Türkiye 4. bölümüne hoş geldiniz sevgili izleyicilerimiz. Bugün çok keyifli bir konuyu işleyeceğiz. Çok da güzel konuklarımız var. Hepimizin aşina oldu zaten. IFS CTO'su, Türkiye CTO'su Sergi Baş burada bizimle olacak. Diğer konumuz, ana konumuz ise Koç Sistem Genel Müdürü, TÜBİSAT Başkan Yardımcısı, Veri Merkez Çalışma Grubu Başkanı gibi ünvanlar olan sevgili Mehmet Ali Akarca. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhabalar. Bugün dijital dönüşüm, bulut bilişim ve iş dünyası 2.0 konuşalım istiyoruz. Siz hem konunun uzmanlarını hem de TÜBİSAT tarafında bu konunun başındaki insanı Mehmet Ali Karcı'yı bulmuşken bu konuyu birazcık derinlemesine inceleyelim istiyorum. Biliyorsunuz işte bulut bilişim yıllardır konuşulan bir şey. Araştırmalarımda, işte haber için yaptığım araştırmalarda 60'ların başında ilk defa Amerika'da telaffuz edildiğini, cloud olarak telaffuz edildiğini görmüştüm. Ben de kendi kişisel araştırmalarımı yaptım. 2001'de ilk defa bulutla ilgili bir şey yazmışım. 2001 veya 2002 yıllarında yine Amerikalı bir şirketin haberinde kullanmışım o kelimeyi. Baktığımız zaman çok öncelerden girmiş bu kavram ama dijital dönüşüm konuşmaya başlamamızla daha sonra şey, bu pandemi, kötü bir pandemi döneminde ile birlikte daha böyle bir içimize sin herhalde. Daha çok konuşur olduk. Birazcık böyle bir giriş yapmış olayım ben isterseniz. Sonra da size bırakmak istiyorum soruyu, konuyu. Ve tabii ilk olarak da konuğumuzla başlayacağım. Mehmet Ali Bey ile başlayacağım. Mehmet Ali, pandemi ile birlikte tüm işletmeler için olmazsa olmazların arasına girdi bu dijital dönüşüm ve bulut bilişim. Bunun yaygınlaştırılması ile ilgili TÜBİSAT tarafında neler yapıyorsunuz? Buradaki çalışmalarınızı bizimle paylaşır mısın biraz? Tabii ki. Bir kere tekrar merhaba. Yani şimdi biraz sen de başlangıç yaptın. Yani 2020'nin ilk aylarından itibaren artık dünyayı etkisi altına alan bu pandemiyle beraber ezber bozan bir dönemden geçiyoruz. Aslına bakarsanız ortaya çıkan yeni varyasyonlarla bu dönemi de daha da uzun sürecek gibi gözüküyor. Sürekli Yani varıyorsun, evet. her ne kadar bu aşılama çalışmalarının hızlanmasıyla hani bazı pozitif etkileri görüyoruz ama yani salgının oluşturduğu özel şartlarla bütün küresel ekonomileri ve dolayısıyla tüm şirketleri etkilemeye devam ediyor. Şimdi ülkemize baktığımız zaman ülkemizde bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü de benzer bir yansımayı özellikle bulut tarafında yani pandemiyle beraber de bu ivmenin hızlanmasını çok rahat görüyoruz. Bu hem dijital dönüşümde bir ivmeyi arttırdı. Zaten e-ticaret tarafında çok hani başarılı rakamlar var. Hani çok hızlı bir büyüme gördük. Ama sektörlerin tümünde yani bağımsız olarak söylüyorum. Yani perakende sektöründe de, finans sektöründe de, üretim sanayide de çok hızlı bir dijital dönüşüm ivmesi başladı. Biz verilere baktığımız zaman yani 2025 yılı itibariyle yıllık yüzde böyle 5'in üzerinde büyümeyle toplamda yani 5 trilyon dolar seviyesinde küresel bir bilgi ve iletişim pazarı olacağını öngörüyoruz. Bu tabii çok büyük bir rakam. TÜBİSAT'ın yine 2020 bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü pazar verileri ve trendlerinde rapor yayınlamıştık hatırlarsanız. 2020 yılında da Türk Lirası bazında pazarın %22 oranında büyüdüğünü ve 189 milyar TL'ye ulaştığını tespit etmiştik. Ben 2021 senesinde bu büyüme oranının daha da yukarı olacağını tahmin ediyorum. Yani en azından biz kendi rakamlarımıza baktığımız zaman yani piyasada gördüğümüz trendlere baktığımız zaman 2021 senesinin rakamlarının daha da yukarıda bir yerde olmasını bekliyorum açıkçası. Şimdi gerek bireysel gerekse kurumsal perspektifle bakıldığında içinde bulunduğumuz bu dönemde bilgi ve iletişim teknolojileri pek çok anlamda artık bir seçenekten öte bir gereklilik haline geldi. Bulut bilişim de bu teknolojilerin arasında en ön sıralarda yer alıyor. Yani bulut bilişim diğer hani yapay zeka, akıllı otomasyon, nesnelerin interneti gibi geleceği şekillendiren yeni nesil teknolojilerin arasında yani adeta bütün bu teknolojilerin bir keşisim yani kümesi olarak bir görev üstleniyor. Burada da iki tane ana trend bizim önümüze çıkıyor. Bir tanesi yani veri işletmeler ve ekonomi için stratejik bir değer haline gelmeye başlarken bilişimde de bir cihaz yani süpernovası var. Yani bir önemli bir cihaz patlaması yaşıyoruz. Bizim alışık olduğumuz bilgisayar ve networklerin ötesinde yeni bir iletişim dünyasına artık hazır olmamız gerekiyor. Yani dünyadaki üretilen veri hacmindeki ve IP tabanlı cihazların sayısındaki inanılmaz artış arada bulut platformu yani bu varlıkları yönetimini imkansız kılmaya başladı.
Şimdi bu sebepten dolayı aslında bu platformlar olsun, büyük veri, IoT gibi teknolojilerin yani yanı sıra yapay zeka, robotik gibi teknolojilerin yaygınlaşması için de yani küresel işbirliğini hızlandıran güçlü bir katman halinde esasında biz bunu görüyoruz. Şimdi bütün bunların ışığında TÜBİSAT bünyesinde bir bulut ve veri merkezi çalışma grubu oluştu. Bu çalışma grubu hem bulut tarafında aynı zamanda veri merkezi olarak bulut teknolojilerinin ülkemizde etkin bir yol haritasına sahip olması, bununla ilgili yapılması gereken konularla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye ekonomisini ve işletmenin bulut ekonomisinden azami faydayı sağlamasını hedefliyoruz burada. Yani bulut odaklı çözümlenmesi gereken temel konularımızın altını burada bir kez daha çizmek isterim bu vesileyle. Yani bunlar çalışma grubumuzun özellikle adreslemeye çalıştığı alanlar esasında. Yani birkaç örnek vermek gerekirse bu konuda, yani ülkemizde bir veri merkezi endüstrisinin oluşturulması ve güçlenmesi rekabetçi bir ekonomi için artık şart. Dolayısıyla biz Türkiye'de bir veri merkezi endüstrisini tanımlamamız lazım, bunu oluşturmamız lazım. Bu aynı zamanda stratejik olarak da ülkemiz açısından çok kritik bir öneme sahip. İkinci ana konulardan bir tanesi bulut bilişim hizmetlerinin yaygınlaştırılması. Yani senin biraz önce söylediğin gibi. Ve bu anlamda yabancı yatırımların da ülkemize çekilmesi ve yani ekonomiye ivme kazandırması. Bu anlamda da biz özellikle yani yabancı yatırımların da Türkiye'ye gelmesi konusunda gerekli olan regülasyonların, düzenlemelerin hızlı bir şekilde hayata geçmesini, yine bunun Türkiye'nin, Türkiye'deki tüm kurumların, aynı zamanda bu sektörde çalışan herkesin çok büyük faydasını olacağını düşünüyoruz. Bu arada verinin federalleşmesi için atılması gereken yasal ve bir takım idari adımları bir an önce hayata geçirmenin çok önemli olduğunu. Burada GDPR konusu biliyorsunuz. Yani özellikle bu bulut sistemlerinde çok önemli. Bizim Türkiye'deki yapacağımız bütün bu bulut yatırımlarının esasında bir global network'ün parçası olması. Aynı zamanda yani Türkiye'den bunu da yurt dışına pazarlayabilmemiz açısından bu çok kritik bir noktaya geliyor. Şimdi bu konuda esasında yeni yeni çok ciddi sıkıntılar sektör yaşamaya başladı. Bu sadece esasında bulut veya veri merkezleri için değil. Geçenlerde mesela bir çağrı merkeziyle konuşuyorduk. Çağrı merkezlerinde de artık sıkıntı olmaya başladı. Yani yurt dışına Türkiye'den hizmet veren çağrı merkezlerinin önlerinde bir ekranlar açık. Ve o ekranlarda esasında yurt dışına hizmet verdikleri firmanın müşteri verisi var. Dolayısıyla bu da KVKK'ya giren bir konu olarak algılanabiliyor. Yani yurt dışındaki hukukçular tarafından. Dolayısıyla bu anlamda da bizim çok hızlı bir şekilde yani devletimizin yetkili organlarıyla beraber çalışıp bir an önce netlik kazandırmamız lazım. Tabii bu arada yani rekabet ve yatırım konusunda da devlet destekleri için yani ilgili kurumların bilgilendirilmesini önemli görüyoruz. Bu bağlamda da TÜBİSAT'taki çalışma grubumuz pek çok hani kamu tarafındaki ilgili kurumlarla, bu kurumların yöneticileriyle beraber toplantılar yapıyor. Ve onlara hem onlardan bilgi alıyoruz hem de aynı zamanda onlara bilgi veriyoruz ve desteklerini rica ediyoruz. Son konuda yine bizim açımızdan yani çalışma grubumuz açısından önemli olan bu bulut teknolojilerinin aynı zamanda istihdam ve ihracat açısından da ele alınması gerekiyor. Ve bu konuda da bir üst akılla bir strateji geliştirilmesinin kritik olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu konular artık baktığınız zaman yani Birleşik Arap Emirlikleri'nde mesela bir ülke stratejisi olarak ortaya konuyor. Bulgaristan bunu çok zaman önce mesela hem fiber ağlarda hem de bu veri merkezleri tarafında bir strateji olarak belirledi. Biz bugün nasıl bir otomotiv sektörü için yani bir otomotiv fabrikasının Türkiye'de yatırım yapmasını veya herhangi bir üretim tesisinin Türkiye'ye kazandırılması konusunda topyekün bir çaba sarf ediyorsak aynı mantıkta da bu bulutların yani bu bulut sistemlerinin Türkiye'ye gelmesi için
benzer bir efor sarf etmemiz gerektiğini ve burada da STK'ların, kamunun, özel sektörün, yabancı oyuncuların hepsinin bir beraber bir ahenk içinde çalışmasının Türkiye açısından çok değerli olduğunu düşünüyorum. Harika. Bir daha bir turda tekrar bu konuya döneceğiz ama biraz daha açmanı isteyeceğim. Barış biraz sıkıldı, sıkılmaması için hemen Barış Özkan'a birazcık top atmak istiyorum. Az önce bahsettiğin yabancı sermayenin Türkiye'ye girmesi gereken deliklerinden bir tanesi aslında IFS. IFS İsveç'te bir şirket olarak Türkiye'de uzun yıllardır fayda sağlayan bir marka. Barış, sen neler söylemek istersin? Hem bu konu üzerinde hem de IFS'in bulut konusuna yaklaşımı nedir senin sizin tarafınızda? Şimdi benim çok sevdiğim bir terim var. Teknolojinin demokratikleşmesi diye. Aslında bu daha çok şunu ifade ediyor. Yani teknolojiye erişimin daha fazla insanlar için, şirketler için kolay erişilebilir olması demek. Kesinlikle. Şimdi aslında baktığımız zaman bence bulut teknolojilerin kurum ve kişilere en büyük faydası bu noktada yer alıyor. En azından şimdi iş uygulamaları bazında konuşacak olursak, şimdi iş uygulamaları çok büyük uygulamalar ve bunların yönetmesi, kurması ciddi bir bilgi ve know-how ve bir ekip gerektiriyor. Şimdi IFS'in de bu noktada aslında buluta yaklaşımının temelinde de yani bu kurulumu, yönetimi, işletmelerin ciddi donanım, insan kaynağına ihtiyaç olmadan yapabileceği bir sistem var. Yani aslında bu tür kompleks sistemleri demokratikleştirerek daha çok kuruma, daha kolay kaynak ihtiyacı olmadan ulaşabilmelerini sağlamak. Bir başka nokta ise aslında bulutla birlikte yani iş uygulamalarında önemli bir noktada belki de iş uygulamalarının tıpkı kişisel bilgisayarlar gibi nasıl cep telefonlarımızın ya da tabletlerimizin uygulamaların kendini güncelliyorsa aynı şekilde kendini güncelleyen ve dolayısıyla her zaman için uygulamanın yeni fonksiyonlarını, yeni araçlarını, teknolojik ve güvenlik güncellemelerini alan ve dolayısıyla hep güncel kalan bir iş yazılımı olması var IFS'in temel yaklaşımında. Bir başka önemli nokta olarak belki şunu söyleyebilirim. Yine bulutla alakalı olarak tabii ki. Müşteriniz isterse yazılımı cloud ortamında kullansın, isterse on-premise kendi platformunda kullansın. Uygulamanın yönetimi ve geliştirimi aslında tamamen müşterinin kontrolünde bir cloud ortamında. Müşteri tüm güncellemelerini, servis packlerini, minor ya da majör versiyon güncellemelerini, geliştirmelerini yönetimine, versiyon takibine kadar her şeyi aslında bulut ortamında yapıyor. Dolayısıyla şimdi pandemiyle birlikte düşünüldüğü zaman zaten artık merkeziyetçi bir çalışma sisteminden zaten dağıtık bir sisteme de geçtik. Tüm bunlar aslında şu an şirketlerin muhtemelen en çok umut ettiği ve yazılımdan beklediği özellikler olarak ortaya çıkıyor. Ve tabii ki bulut en önemlisi de her tür cihaz ve browser üzerinden güvenli bir şekilde ki bulutun bence önemli noktalarından birisi belki de güvenlik konusu. Firmaların ya da şirketlerin güvenlik yatırımlarının bulut ortamlarının sağlayıcılarıyla kıyaslamak mümkün değil tabii ki. Yani bulut sağlayıcıları çok ciddi yatırım yapıyorlar güvenlik anlamında. Bu anlamda baktığınız zaman aslında kurumlara güvenlik anlamında da çok ciddi bir fayda sağlıyor diyebiliriz. Harika. Aslında şöyle ilk tura baktığım zaman çok ortak fayda var. Donanım da yazılım da diye düşünüyoruz. Bulut aslında veri merkezleri biraz da burada devreye giriyor. İşte Mehmet Ali konuşmasında bahsetti. Donanımla ilgili çok fazla ürün alması gerekiyor bazı şirketlerin teknoloji yatırımı anlamında. Her zaman alamıyorlar. Yazılım tarafından aynı şekilde. Ama bunları buluta taşıyıp veya bir veri merkezi üzerinden verdiğiniz zaman herkesin erişebildiği, her ölçekte, her sektörden şirketin erişebildiği bir teknoloji haline geliyor. Bu da işte bu dijital dönüşüm çağı diyoruz ya işte 2.0'lar şunlar bunları konuşuyoruz. Aslında şirketlerin senin söylediğin demokratikleşme ya da federalleşme tarafında rekabette en azından eşit şartlarda rekabet edebilmelerini sağlıyor. Peki Mehmet'e ikinci tura geçelim istiyorum en hızlıca. Biraz pandemiden bahsettin ama bu pandemi dönemiyle beraber biliyorsun daha böyle şirketler hem dijital dönüşüm demeye başladı hem bulut demeye başladı. Artık teknolojiye yatırım yapmaya başladılar. Hani şey gibi denize düşen daha çok yüzme öğrenir şey gibi. Pandemi biraz da aslında bunun önünü açtı. Sizin tarafa bakacak olursak biraz da bu ilişkiyi aynı seviyede tutmak için evet pandemiyle çok yakınlar, şirketler yatırıma devam ediyor ama bu ilişkiyi, bu yatırımları pandemi sonrasında devam ettirmek için neler yapmak gerekiyor? TÜBİSAT'ın buradaki önerileri neler oluyor?
Ya bu tabii çok önemli bir konu. Yani dijitalleşmenin getirdiği fırsatları bu dönemde iyi değerlendiren şirketlerin hem karlılıklarında hem de büyümelerinde önemli bir avantaj yakaladığını gördük. Pandemi de bunu esasında çok güzel ispatladı. Şimdi bu dönemde artık baktığımız zaman karantina koşulları sebebiyle işte çalışanların azaldığı, tedarik zincirlerinin aksadığı bir dönemde bu teknolojinin ne kadar önemli olduğunu ve pandeminin yarattığı bu fırtınadan esasında ne kadar az hasar alarak pek çok firmanın çıktığını gördük. Yani bizim görmemizin haricinde esasında bence burada önemli olan konu bu anlamda yatırım yapmış olan firmaların kendileri gördüler. Onların rakipleri gördüler. Dolayısıyla bu artık Türkiye'de de, çünkü biz dijital dönüşüm diye konuştuğumuz zaman bazen havada kalabiliyordu konular. Bir de tabii çok genel bir konu. Haklı olarak bu konuya çok hakim olmayan yöneticiler veya yatırımcılar çok elle tutamıyorlardı, ama artık bence en azından bu safhayı atlattık. Şimdi TÜBİSAT olarak bizim esasına yapmaya çalıştığımız, burada bulut bilişim ve bulut tabanlı hizmetlerin sunduğu avantajları biz biliyorduk, anlatmaya çalışıyorduk. Ama artık bunun karşı taraftan da, yani müşterilerin genelinden de, tüm sektörlerden, hani biraz önce de bahsettim, yani bu otomotiv sektörü de, perakende sektörü de fark etmiyor, yani turizm sektöründe de baktığınız zaman ticaretin aslı oldu. Ben geçen gün bir şey söylüyordum, yani artık esasında e-ticaret diye bir şey yok yani. Çünkü her şey zaten dijital oldu yani. Dijital, hani arka tarafta zaten yani Barış Bey de şimdi çok güzel söyleyecek tabii yani. ERP taraflarını zaten sizin dijital yani. O olmadan yapamıyorsunuz ki. Dolayısıyla artık bütün iş süreçlerinin sürdürülebildiği için teknoloji çok hayati oldu ve ben bu trendin devam edeceğini düşünüyorum. Yani on-premise bu yerinde kurulu sistemlerin yerini artık iyiden iyiye yani müşterilerin deneyimleyerek bulutta en azından, yani onu görüyoruz. Ufak belki bir denemeyle başlanıyor ama ondan sonra arkası geliyor. Çünkü yine yani biraz önce konuştuğumuz gibi burada önemli olan çok ciddi avantajlar var. Yani en son teknoloji kullanmak olsun, yani yatırım maliyetleri olsun, güvenlik olsun. Bir de şunu görmeye başladı ki bence bu da çok güzel. Yani cloud first felsefesi, yani ilk önce bulut artık bir şey olarak pek çok firmada ana stratejilerden biri olmaya başladı. Ve tabii biz buluta baktığımız zaman, yani bulut uygulamalarının, yani blok zincirin, bilişsel otomasyonun, doğal dil işlemenin ve daha fazlasının birleşiminden oluşan akıllı bir otomasyon teknolojilerinin sunduğu bir değer kümesi olarak görüyoruz. Dolayısıyla burada bence bundan sonra 2021'den sonra, yani dijital dönüşümün hızlanması, altyapı ve platformlarının çeşitlendirilmesi, dijital ve gizlilik trendleri ağırlıklı olarak önümüze gelecek. Hiper otomasyon, her yerden operasyon, dijital pazar yerleri, dağıtılmış bulut ve bilişim, yani sınırsız bilişim ve IoT olarak önümüzdeki dönemde daha da fazla konuşacağımızı düşünüyoruz ki esasında dünyadaki bütün benzer araştırmalar da bunu söylüyor. Yani Dünya Ekonomik Forumu'nun en son bir araştırması vardı. Yani 2025 yılına kadar dünya ekonomisine dijital dönüşümün 100 trilyon dolarlık bir ek değer yaratacağını söylüyor. Şimdi bizim ülke olarak, şirketlerimiz olarak, kurumlarımız olarak bunun arkasında kalmamız mümkün değil. Özellikle artık bizim yani ihracat konusundaki ne kadar ihtiyacımız olduğu ortada ve ihracatta da ana bir oyun oynamak üzere yola çıktığımıza göre bu anlamda bizim dünyayı çok yakından takip eder ve aynı derecede yatırım yapar noktaya geliyor olmamız lazım. Ben dolayısıyla bu trendin devam edeceğini düşünüyorum. Harika. Peki Barış, aslında sana biraz da top atmış olduk, pas atmış olduk burada. Senin de bu konudaki görüşlerin çok önemli. Biliyorsun dönemdeki şirketlerin dijital dönüşüme, bulut bilişim katkısı inanılmaz etkili. Sen de bu konudaki görüşlerini paylaştığınızda çok seviniriz. Tabii şimdi COVID-19 pandemisi aslında daha önce hiç dünyanın deneyimlemediği bir şeyi ortaya çıkardı. Ve kendine özgü şartlar sebebiyle de bulut bilişim olan ilgi önemli ölçüde aslında arttı. Bu ilginin artmasını sağlayan belki de en temel neden, hala içerisinde olduğumuz bu salgın boyunca
cloud teknolojilerini kullanmanın bir tercihten ziyade aslında bir ihtiyaca dönüşmesi. Şimdi IDC'nin bir araştırması vardı. Mehmet Ali Bey'in sözünü ek olarak anlatmak isterim. Şimdi COVID-19 sonrası dijital dönüşüm yatırımları %64 oranında artarken cloud yatırımları da benzer bir şekilde %55 oranında artmış. Şimdi dediğim gibi burada en önemli sebeplerden birisi aslında COVID'in sebebiyle ortaya çıkan yeni bir çalışma düzeninin bir tercihten ziyade ihtiyacı dönüşmesi. Bununla neyi kastediyoruz? Bu pandemi döneminde bu çalışma şekillerinin değişmesi, fiziksel donanım gereksinimlerini ciddi oranda azalttı. İş modelleri ve veri depolama ile ilgili hem daha çok sanal olanı hem daha yüksek hareket kabiliyetine ihtiyaç duyuldu. Uçtan uça çevrim için bilgi teknolojileri çözümleri konusunda bilişim, yani bulut bilişimin değerini bir hayli yükseltti. Yine şöyle bir araştırma vardı. Gartner'ın araştırmasına göre bundan 2 yıl önce 2019 yılında şirketlerin sadece %10'u veri merkezlerini buluta taşıdıklarını söylerken diğer şirketlere sorduklarında 2025'e kadar %80'inin veri merkezini buluta taşıyacaklarını ifade ettiklerini görmüş. Şimdi pandemide bu sürecin çok daha hızlandığını söyleyebiliriz. Yani muhtemelen çok yakın bir zamanda, özellikle tabii ki bulutu olan ilginin artmasının en önemli sebeplerinden biri de tabii ki altyapılardaki iyileştirmeler. Yani artık internet bant genişliklerinin artması, kullanıcıların ya da çalışanların sanki yerel ağla geniş ağlar arasında bir farkın kalmaması gibi sebeplerle aslında bunlar da tabii ki katalizör oldu. Ama aynı zamanda en büyük etkiyi pandemi sebebiyle bu dağıtık çalışma düzeni de kazandı. Ve bütün bunların sonucunda aslında bulut bilişime geçiş, özellikle ki bizim ülkemizde bu konuda biraz daha yavaşladı dünya genelinde. Yani biraz ülke olarak bu konularda çok muhafazakarızdır. Başta yani örneğin güvenlik en büyük endişelerden biridir Türkiye'deki bulut bilişime geçişte. Ama bence Türkiye'deki bulut bilişime geçmenin en önemli sebeplerinden biri bence güvenlik. Çünkü daha önce de söylediğim gibi yani şirketlerin kendi güvenlik yatırımlarıyla bulut firmalarının yaptığı yatırımlar kıyaslanamaz bile. Örneğin yine bir araştırmada duymuştum. 2019 yılında Türkiye'deki şirketlerin %75'i siber saldırıya uğradığını söylemişti. Yani her 4 şirketten 3'ü siber saldırıya uğramış. Dolayısıyla bir işletmenin bir bulut servis sağlayıcısı kadar siber güvenlik yatırımı yapması ya da sağlaması da aslında bu açıdan baktığımızda çok mümkün değil. Temel olarak pandemi aslında bireysel olarak hem bizler hem de şirketlerin hızlı bir şekilde dijitalleşmesini ve biraz da tabii ki buluta zaten geçiş mutlaka olacaktı ama bunun imelenmesini sağladı. İşte online alışveriş, sosyal medya, online toplantı konusunda yani biz bireyler olarak zaten dijitalleşme konusunda hızlı bir ivme sağlamıştık ama pandemiyle birlikte aslında şirketler ve kurumlar da bu ilmeği sağladılar diyebiliriz. Çok teşekkürler Barış. Aslında bir başka program konusunu da sen güvenlik diyerek verdin. Evet, eskiden bulutta güvensizlik vardı ve geçmek konusunda sorunlar oluyordu. Ama söylediğin gibi, senin de söylediğin üzere daha güvenli bir ortamın bulut tarafından sağlandığını gördü şirketler özellikle pandemi döneminde. Belki bir sonraki bölümlerde de bunun üzerine gideriz. Çok teşekkür ediyorum. Böyle son turda tekrar sana döneceğim. İnşallah yine güzel şeyler söyleyeceğiz, konuşacağız bu konularda. Bulut bilişimde kendi içinde biliyorsun alt başlıklar ayrılıyor. Biz çok severiz böyle her şeyi ayırmayı biliyorsun. İşte hibrit bulut, çoklu bulut gibi alt başlıklarımız var. Şirketlerin sektör ve ölçeklerine göre hangi tip bulut uygulamaları kullanmalarını öneririz TÜBİSAT bu tarafta? Yani şimdi tabii bu senin de söylediğin gibi biz böyle komplike yapmayı seviyoruz teknoloji alanındaki konuları. Burada tabii yani firmalar açısından dikkat edilmesi gereken nokta ya da başlıca zorluklardan biri uygulanacak modelin seçimi. Şimdi bulut üzerinde kullanacak hizmetler çeşitli amaçlarla kullanabiliyoruz. Yani kurumun ihtiyacı bulut üzerinden altyapılarını yönetmek olabilir. Veya uygulama geliştirme süreçlerini yönetmek olabilir yani ağız tarafında olabilir veya sadece iş uygulamalarını yönetmek olabilir. Yani software as a service de alıyor olabilirler. Şimdi örneğin altyapı yönetiminiz için işlemci gücü ve saklama alanı boyutları belirleyici oluyor.
Uygulama geliştirme platformlarında kullanıcı sayısına ve kullanım şartlarına bağlı lisanslama bedelleri ön plana çıkıyor. Aynı şekilde eğer sağlık hizmetinden faydalanıyorsanız, kullanıcı, işlem sayısı, saklama alanı, büyüklüğü, ek uygulamalar yani add-on yapacağınız uygulamalar fiyatı etkileyen unsurlar. Tabii bunlar oldukça karmaşık olabiliyor. Bunların üzerine bir de tabii subscription, kullandığın kadar öde veya ikisinin birleşimi olan hibrit modeller var. Dolayısıyla tüm bunlar esasında bu gelişen teknolojilerin sağladığı fırsatlar. Ama yani burada pek çok konuyu işte biraz önce Barış Bey de bahsetti. Çok ciddi faydaları olduğu için esasında bütün biz TÜBİSAT olarak da sektördeki tüm firmalar da şirketlerin doğru alanda yatırım yapmaları için yönlendirme yapıyoruz. Çünkü biraz önce söylediğim gibi burada çok farklı farklı modeller var. Maalesef bazen de hani geçmişte bu da oldu. Yanlış modelle gidip daha pahalı bir deneyim yaşayan firmalarımız oldu. Dolayısıyla onların da bu ilk baştaki sıkıntıları açıkçası biraz bu bulutun Türkiye tarafındaki penetrasyon oranlarını düşürdü. Şimdi biraz daha olgun bir pazar olmaya başladı. Dolayısıyla daha rahat yönlendirdiğimiz ve hani firma yetkilileriyle daha rahat konuştuğumuz konular var. Tabii hibritten bahsettim. Yani çoklu bulut, hibrit bulut. Hani artık şunu biliyoruz, pek çok işletme için, özellikle büyük işletmeler için, yani KOBİ'ler için bu geçerli olmayabilir ama tek bulut ortamı şirketlere yetmeyebiliyor. Farklı iş ihtiyaçları için farklı bulut platformlarını kullanmayı isteyebiliyorlar. Burada tabii hem global oyuncuların hem de yani yerel oyuncuların kendine özgü güçlü olduğu alanlar var. Bu hizmetler tarafında olabilir, fiyatlandırma tarafında olabilir, destek tarafında olabilir. Yani bu sebeple esasında karma yapılar, yani hibrit dediğimiz esasında karma bir bulut yapısından bahsediyoruz. Artık zaten hibrit yani hayatımızın her yerine girdi. Ve yani herkesin de gündeminde. Şimdi burada hibritte bir sonuç itibariyle birden fazla bulut ortamını, birden fazla iş ortağını aynı anda yönetmekten bahsediyoruz. Bu şirketler açısından ciddi bir yük olabiliyor. Yani işletmeler bunu yakın takip etmezlerse dediğim gibi tahminlerinden çok daha yüksek bedeller ödemek de zorunda kalabiliyorlar. Yani özellikle bu kullandıktan sonraki öde modellerde orada limit aşımlarında mesela çok ciddi katlanarak gelen hani mobil dünyada olduğu gibi faturalar çıkabiliyor karşımıza. Yani dolayısıyla bu hani teknolojideki fiyatlandırma konuları çok hassas konular biliyorsunuz. Dolayısıyla bu çoklu yapıların kullanımı bir avantaj olabildiği gibi bir miktar karmaşa da yaratabiliyor. Ama ben şunu görüyorum, pazarda çok ciddi bir ilerleme var. Hani alternatif pek çok hizmet de geliyor. Yani ben o sistemden hiç bahsetmiyorum, sadece ben bildiğim için bizim taraftakini oradan bir örnek vereyim. Yani TÜBİSAT'taki tüm işletmelerin tabii çok geniş bir yapıyız. Oradaki herkesin çalışmasını bilmiyorum ama mesela biz Finansal Kurumlar Birliği ile bir ortak veri merkezi kurduk. Bu, yani tamamen Finansal Kurumlar Birliği'nin üyelerini kullanabildiği, yani factoring, leasing, bankaların kullanabildiği bir dedike bulut hizmeti. Ve bu işte BDDK'dan onaylı. Bu mesela finansal kurumları bir herhangi bir GDPR sıkıntısı olmadan veya bir regülasyon sıkıntısı olmadan bulut kullanabildikleri bir çözüm. Şimdi buna benzer pek çok çözümler var. Bunlar da artarak gelişecek. Bunlar bu tür böyle yenilikçi çözümler hayata geçiyor olması bence Türkiye'deki hem bulut sektörünün dinamikliğini arttırmak hem penetrasyonunu arttırmak açısından önemli olacak. Son nokta Barış Bey'e ilave edeceğim. Yani o da günümüzün son noktası esasında. Bulutun bir tercih sebebi de bugün itibariyle artık bu tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar. Yani çünkü bugün mesela pek çok üretici bir sipariş geçtiğiniz zaman
6 ay sonrasında, 8 ay sonrasında terminler veriyor. Yani dolayısıyla acil bir ihtiyacınız varsa, yani bugün sipariş verdiğiniz zaman size Haziran'ın sonu, bazen Eylül'ün sonu 2022'nin gibi tarihler veriyor. Şimdi bu kadar dinamik bir iş dünyasında böyle 6 ay, 9 ay bir sistemin yani gelmesini beklemek tabii çok anlamlı değil. Yani bütün maliyet avantajları, güvenlik avantajları, işte ilk başta bir para vermemeniz veya ölçeklendirilebilmenin haricinde bir de hakikaten şu anda bir krizden dolayı, tedarik krizinden dolayı global olarak böyle bir sıkıntı da var. Yani isteseniz de, paranız da olsa, güvenliğini çok iyi yapıyor da olsanız ve bunu siz yani kendinize capex olarak amortisman yazmak istiyor olsanız bile bugün alamıyorsunuz. Bir de öyle bir darboğaz var. Bu darboğaz da önümüzdeki birkaç sene daha devam edecek. Bu da büyük ihtimalle bulutun Türkiye'deki penetrasyonuna pozitif olarak katkı sağlayacak. Yani hoş bir durum değil ama sonuç itibariyle maalesef bu global zaten bir sıkıntı olduğu için. Yani Türkiye has bir konuda değil. Ama Türkiye'deki bulutun gelişimine bir ekstra ilave destek ve bir motivasyon olacak gibi gözüküyor. Kesinlikle. Bu senin az önce saydığın PaaS'lara, SaaS'lara ek olarak bir de GaaS çıktı şimdi. Gaming as a Service. Evet. İnsanlar çocukların işte bilgisayarı, oyun oynayabilecek bilgisayara erişemeyen çocuklar için ya da her oyunun yeni versiyonunu satın almak yerine bulutta oynamak isteyen insanlar için geliştirilmiş bir yöntem. Evet, burada konuşuyoruz ceketli abiler olarak ama bir de oyun tarafı, son kullanıcı tarafı var ki çok önemli. GaaS da Gaming as a Service de aslında o tarafta bu işin içindeki bir parçadan tanesi deyip hemen Barış'ı çok bekletmem. Ama topu atalım istiyorum Barış. IFS'in müşterilere sunduğu cloud hizmetlerinde bir iş uygulamasının cloud platformu üzerinden kullanılmasından farklı kalan detaylar ve özellikler illaki vardır. Bunlar neler diye sana sorsak ve hızlıca bitirsek. Tabii. Şimdi aslında genelde ülkemizde cloud ya da bulut denildiği zaman hep altyapı, yani infrastructure akla geliyor. Yani ben uygulamamı kendi sunucularım içinde değil de bir servis sağlayıcının fiziksel işte sunucuların olduğu havuzdan sanal sunucular üzerinden kullanmak gibi akla geliyor tabii ki çoğunlukla. Ama şimdi biz hani IFS olarak bunun çok üzerinde bir takım hizmetler veriyoruz. Her şeyden önce bizim sunduğumuz hizmet software as a service olarak hizmet veriyoruz. Yani sadece altyapı olarak değil, biraz önce programın başında demokratikten bahsetmiştim. Aslında burada kastettiğimiz de tam olarak bu. Yani müşteri IFS'de cloud üzerinde bir sistem sahip olduğunda hiçbir şekilde altyapıdan tutun onun yedeklemesine, felaket senaryosuna, 7/24 monitöringine kadar hiçbir konuyla uğraşmıyor aslında. IFS diyor ki sen sadece veriye girmekle sorumlusun. Geri kalan her şeyi IFS ben yapıyorum diyor. Üstelik bu hizmeti de aslında yazılımın tedarikçisini, IFS'in kendisi sağlıyor. Dolayısıyla müşterinizin destek, danışmanlık, operasyonel olarak tek bir tane muhatabı var. O da IFS. Bu da çok önemli bir konu. Lisanslama konusunda da yani satın almanın yanı sıra kiralama modeliyle de devam edebiliyor müşteri. Ayrıca yani hangi partner ya da IFS danışmanıyla çalışacağını yine bulut üzerinden kimin kuracağını, kimin güncelleme, kimin geliştirme yapacağını hepsini kendisi yönetebiliyor. Ve aslında kurumsal yazılımların en büyük problemlerinden birisi çok büyük yazılımlar olması sebebiyle güncel olması demiştik. Yani normalde şirketler çoğu zaman baktığımız zaman 5 yılda 10 yılda bir uygulamaları güncellerler ama IFS bu yeni bulut sisteminde müşterilerin en azından 1 yıl geriden gelecek şekilde versiyon olarak bahsediyorum mutlaka güncel olmasını sağlayacak yeni bir altyapı ile birlikte de geliyor. Ki aynı zamanda bu portable'da yani cloud'dan remote'dan cloud'a da dönüştürebiliyorsunuz. Şunu kastediyorum. Siz cloud'la başladınız. Sonra müşteri on-premise devam etmek istiyor. Tek bir tuşla sistem üzerinden veri tabanını, işte uygulamaların olduğu konteyner yazılımlarını download edip herhangi bir kurulum yine becerisi gerektirmeden yani bunları bir hypervisor örneğin VMware ya da benzer bir sistemin üzerinde açarak devam edebiliyor. Dolayısıyla aslında bir nevi hani bizim burada temelde sunduğumuz hizmetler temelinde bulut üzerinde müşterinin bu büyüklükte bir kurumsal yazılımı
sadece altyapı olarak değil, aynı zamanda IT kaynağı ya da know-how gereksinimini de mümkün olduğunca az ihtiyaç olarak kullanabilmesi var demek. Çok teşekkür ederim. Aslında çok da keyifli oldu. Zamanımıza bakıyorum. Tam neredeyse ucu ucuna denk getirdik. Öncelikle verdiğiniz bilgiler ve katıldığınız zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Değerli izleyicilerimiz, Mindful Türkiye serimizin 4. bölümünde bulut bilişimi konuştuk, veri merkezlerini ve iş dünyası 2.0 konuştuk. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere diyelim. 5. bölümde daha güzel şartlarda, daha güzel bir ülkede görüşmek üzere. Hoşçakalın.